Merhaba sevgili arkadaşlar, nem ve yağış konusunda son başlığımızdayız. Bu videomuzda yağış oluşum şekillerini ve dünyada yağışın dağılışını göreceğiz. Yeni videolar eklendiğinde bildirim almak ve herkesten önce izlemek için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet, başlığımız yağış oluşum türleri. İlk işleyeceğimiz yağış oluşum şekli yamaç yağışları, başka bir deyişle orografik yağışlar olacak arkadaşlar. Ancak başlamadan bir hatırlatma yapacağım. Nem ve yağışla ilgili önceki başlıklarda bir cümle kurmuş ve nem ve yağış konusunun belki de en önemli cümlesidir demiştim. O cümle yoğunlaşma ve yağış için gereken temel şart soğumadır cümlesiydi. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yoğunlaşma ve yağış için gereken temel şart soğumadır. Bütün yağış oluşum şekillerinde bunu göreceksiniz. Hepsinde hava kütlesi soğuyacak, daralacak ve su buharı yoğunlaşarak yağışa dönüşecek. Ama arkadaşlar soğuma farklı şekillerde gerçekleşecek. İlk yağış oluşum şeklimiz yamaç yağışlarında, başka bir deyişle orografik yağışlarda denizden gelen nemli hava kütlesi dağ yamaçlarıyla karşılaşır ve yamaç boyunca yükselmeye başlar. Bakın arkadaşlar, yükselir diyorum. Yükselen havanın soğuduğunu artık çok iyi biliyor olmanız lazım. Yamaç boyunca yükselen havada soğuyacaktır. Havanın hacmi daralacaktır. Belirli bir yükseltide hava içindeki su buharı yoğunlaşacak ve yağışa dönüşecektir. Dağ yamaçlarında gerçekleşen bu yağışlara yamaç yağışları ya da diğer adıyla orografik yağışlar denir. Arkadaşlar, eğer kıyıda denize paralel uzanan dağ sıraları olmasaydı denizden gelen nemli hava yükselemeden dümdüz ilerleyecekti. Yükselemediği için soğuyamayacaktı ve yağış olmayacaktı diyebiliriz. O zaman dağların denize paralel uzandığı kıyılarda yamaç yağışları görülür diyebiliriz. Buna Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini örnek verebiliriz arkadaşlar. Bakın, burada dağlar denize paralel ve şartlar yamaç yağışlarına müsait. Bir de Ege bölgesine bakın arkadaşlar. Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanmış ve şartlar genel olarak yamaç yağışları için elverişli değil. Yine arkadaşlar, Batı Avrupa kıyılarına da bakalım. Batı Avrupa kıyılarında daha önce batı rüzgarları yıl boyunca eser demiştik bu bölgede. O zaman denizden yıl boyunca gelen batı rüzgarları Batı Avrupa kıyılarında yamaç yağışlarına sebep olur diyebiliriz. Batı Avrupa'da dağların denize paralel uzandığı ve dağların yüksek olduğu kıyılar bol miktarda yağış alacaktır. Daha önce gördüğümüz bir başka rüzgar var, ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Muson rüzgarlarıydı. Yaz mevsimi boyunca denizden eser ve bol yağış bırakır demiştik. Muson rüzgarlarının da Güney Asya'da dağların denize bakan yamaçlarına bıraktığı yağış yamaç yağışlarına örnek verilebilir. Kısaca arkadaşlar, bir bölgede denizden gelen rüzgarlarla bol yağış varsa bu yağış çok büyük ihtimalle yamaç yağışlarıdır. İkinci yağış oluşum şeklimiz konveksiyonel yağışlar ya da başka deyişle yükselim yağışları. Az önce yağış için gereken temel şart soğumadır demiştik ve bu cümle dersin en önemli cümlelerindendir demiştik arkadaşlar. Yükselim yağışlarındaysa olay ısınmayla başlar. Ancak yağış oluşumunun ısınmayla başlaması soğumanın gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Bakalım olay nasıl gerçekleşiyor? Konveksiyonel yağışların başlangıcında hava ısınmıştır ve zeminde ısınan hava yükselmeye başlamıştır. Bunu basınç konusundan hatırlıyor olmanız lazım arkadaşlar. Isınan hava hafifler ve yükselir demiştik. Bakın arkadaşlar, dikkat, zeminde hava ısındı ve ısınan hava yükselmeye başladı. İşte soğuma da burada başlar. Yükselen hava her 100 metrede 0.5 santigrat derece soğuyacak. Soğudukça havanın hacmi daralacak ve belirli bir yükseltide havanın içindeki su buharı yoğunlaşacaktır. Ve ardından da arkadaşlar yağış oluşacaktır. Tekrar söylüyorum, önce hava ısındı, ısınan hava yükseldi, yükselen hava soğudu. Soğuyan havanın içindeki su buharı yoğunlaştı ve yağış oluştu. Bu yağışlara yükselim ya da konveksiyonel yağışlar denir. Basınç konusundan, ekvatorda yıl boyunca alçak basınç görüldüğünü hatırlarsınız arkadaşlar ve bu basınç termik alçak basınçtı, yani sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen alçak basınçtı. Yani ekvatorda yıl boyunca ısınan hava yükselmektedir. Bu da arkadaşlar konveksiyonel yağışların
ekvatorda yıl boyunca görülmesine sebep olmuştur. Ve bu yükselim yağışları ekvatoral bölgede dünyanın en yağışlı iklim bölgelerini oluşturmuştur. Konveksiyonel yağışlara en önemli örnekler ekvatordadır arkadaşlar. Karaların iç kesimlerinde daha fazla olmak kaydıyla ilkbahar ve yaz aylarında konveksiyonel yağışlara rastlanır arkadaşlar. Havaların ısınmasıyla yükselici hava başlamıştır. Yükselen hava soğumuş ve yağış meydana gelmiştir. İlkbahar ve yaz aylarında meydana gelen kısa süreli yağışlar genelde konveksiyonel yağışlardır. İç Anadolu bölgesinde 42. yağmurları olarak bilinen yağışlar arkadaşlar. Bunlar da konveksiyonel yağışlardır. İlkbaharda ve yaz başlarında görülen 42. yağmurlarında hava gün boyunca ısınır ve yükselir. Yükselen hava soğur ve öğle ile akşam arasında ya da ikindi vakitlerinde kısa süreli yağışlar görülür. Bu yağışlar 42. yağmurları olarak bilinir ve konveksiyonel yağışlardır. Son olarak arkadaşlar tekrarlıyorum. Ekvatorda yıl boyunca görülen yağışlar, savan ikliminin yaz yağışları, step ve karasal ikliminin ilkbahar ve yaz yağışları, konveksiyonel yağışlara örnek verilebilir. Bu iklimleri de arkadaşlar ileride makro klimalar başlığında detaylı bir şekilde göreceğiz. Arkadaşlar son yağış oluşum şeklimiz cephesel ya da diğer adıyla frontal yağışlar. Önce cephenin tanımını vereceğim. Sıcaklık ve nem bakımından farklı özelliklere sahip hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına cephe denir. Bakın tekrar söylüyorum. Sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaşma alanlarına cephe denir. Mesela kutuplardan soğuk hava gelir, ekvator tarafından sıcak hava gelir. Orta kuşakta bu iki farklı hava kütlesi karşılaşır ve cepheleri oluşturur. Cephelerde hafif olan sıcak hava ağır olan soğuk havanın üzerinde yükselmeye başlamıştır ve soğuk havanın etkisiyle sıcaklığı azalacaktır arkadaşlar. Bakın yine yağışın temel şartlarından olan soğuma gerçekleşti. Soğuyan bu hava kütlesi içindeki su buharı yoğunlaşacak ve cephesel yağışlar meydana gelecektir. Arkadaşlar orta kuşakta özellikle de Akdeniz iklim bölgelerindeki kış yağışları cephesel yağışlara örnek verilebilir. Akdeniz iklim bölgelerindeki kış yağışları ve ileride Türkiye iklimini işlerken Türkiye'de görülen yağışların büyük bölümü cephesel yağışlardır gibi cümle kuracağım arkadaşlar. Şimdiden de bunu bilmiş olun. Evet, orta kuşakta özellikle Akdeniz iklim bölgelerindeki kış yağışları cephesel yağışlardır. Türkiye'de Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için cephesel yağışlar oldukça fazladır. Yağış oluşum şekillerini de geride bıraktık. Hızlı bir şekilde sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi yağışı pekiştirmek için yağışı etkileyen faktörleri hızlı bir şekilde görelim. Denize göre konum yağışı etkileyen önemli ve basit bir faktördür arkadaşlar. Genel olarak deniz etkisine açık alanlarda yağış miktarı iç kesimlere göre daha fazla olacaktır. Kıyı bölgelerde nem miktarının iç kesimlere göre daha fazla olması yağış miktarının da nispeten fazla olmasına sebep olacaktır. İkinci faktörümüz yükselti ve yer şekilleri. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda yağış miktarı daha fazladır. Yüksek alanlarda hava kütlesi daha fazla soğuyacak ve yoğunlaşma daha kolay gerçekleşecektir. İleride Türkiye iklimini işlerken Doğu Karadeniz'de yağış miktarı Orta Karadeniz'den fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Nedir Doğu Karadeniz'de yağışı daha fazla yapan dediklerinde yükseltinin fazla olmasını söyleyebilirsiniz. Dağların uzanışı da yağışı etkileyen önemli bir faktördür. Dağların denize paralel uzandığı alanlarda yağış miktarı daha fazladır. Batı Avrupa'da ve Asya'nın güneyinde bol yağış alan yerlere baktığınızda dağların denize paralel uzandığını görürsünüz arkadaşlar. Yine Karadeniz bölgesinde yağış miktarının Ege bölgesine göre daha fazla olmasında dağların denize paralel uzanması etkili olacak. Ve meydana gelen yağışın türü de yamaç yağışları olacaktır. Yağışı etkileyen bir başka faktör de hava kütleleridir. Az önce cephesel yağışlardan bahsettik. Soğuk hava ve sıcak hava kütleleri karşılaştığında cephesel yağışlar meydana gelir dedik. Cephesel yağışların oluşumu hava kütlelerinin yağış oluşumuna etkisine örnek verilebilir. Yine ara sıra haberlerde duyarsınız arkadaşlar. Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek ifadesi kullanılır. Bu da hava kütlelerinin yağışa etkisine örnek verilebilir.
nemli hava kütleleri yağış getirir ya da soğuk hava kütleleri nemli bir bölgeye uğradığında yağışlara sebep olabilir. Yatay hava hareketleri yağışı etkilediği gibi dikey hava hareketleri de yağışı etkileyecektir arkadaşlar. Alçak basınç alanlarında yükselen hava, yani soğuyan ve hacmi daralan hava olduğu için yoğunlaşma ve yağış meydana gelecektir. Alçak basınç demek hava kapalı ve her an yağış ihtimali var demektir. Yüksek basınç alanlarında ise hava alçalmaktadır. Alçalan hava ısınır, hacmi genişler, nem açığı artar ve hava kütlesi yağıştan uzaklaşır. Yüksek basınç alanlarında hava genelde açıktır ve yağış olmaz. Evet arkadaşlar, yağışı etkileyen faktörleri de kısaca gözden geçirmiş olduk. Yağış rejiminden de bahsedip dünyada yağış dağılışına bakacağız arkadaşlar. Yağış rejimi bir merkezde yağışın yıl içinde aylara göre dağılışını ifade eder. Yıl boyunca yağış alan bölgeler için yağış rejimi düzenlidir ifadesi kullanılır. Bakın arkadaşlar yağış grafiğine, aylar arasında yağış miktarı bakımından değişmeler olsa da kurak bir dönem yok. Yani her mevsim yağışlı, yani yağış rejimi düzenli. Dünyada makro klimaları işlerken göreceksiniz arkadaşlar, ama şimdiden söylemiş olayım. Dünyada bu şekilde, yani yağış rejimi düzenli olan iki iklim olacak. Yağış rejimi düzenli olan iklimlerden biri ekvatoral iklim olacak arkadaşlar. Diğeri ise ılıman okyanusal iklimdir diyeceğiz. Yıl içinde herhangi bir mevsimde yağışlar ciddi manada azalmışsa, yani yıl içinde kurak aylar varsa, buna da yağış rejimi düzensiz denir. Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim dışındaki bütün iklimlerde yağış rejimi düzensizdir diyeceğiz arkadaşlar. Burada da Akdeniz iklim grafiğini görüyorsunuz. Yazlar kurak, kışlar yağışlı, yani yağış rejimi düzensiz. Dünyanın en yağışlı ve en kurak alanlarını da göstereceğim ve yağış konusunu bitireceğim arkadaşlar. İlk olarak en yağışlı bölgelere bakacağız. Dünyada en yağışlı alanlardan biri ekvatoral iklim bölgesidir. Ekvatorda yıl boyunca ısınıp yükselen havaya bağlı olarak oluşan konveksiyonel yağışlar bu bölgeyi dünyanın en yağışlı alanları arasına sokmuştur. Haritada gördüğünüz, bakın arkadaşlar, burada Amazon Havzası, yine bakın Orta Afrika'da Kongo Havzası ve yine bu bölgeye bakın arkadaşlar, Endonezya ve Malezya çevresi dünyanın en yağışlı alanları arasındadır. Muson Asyası da dünyada en yağışlı bölgelerden biridir arkadaşlar. Muson Asyası. Bakın haritada bu bölge, yani Asya'nın güneyinde ve doğusunda kalan kıyılar dünyada en yağışlı alanlar arasındadır. Hatta Muson Asyası'nda Hindistan'da yer alan Cherrapunchi yıllık 12 bin milimetre yağışla dünyanın en fazla yağış alan yöresi olarak bilinmektedir. Cherrapunchi. Dile kolay arkadaşlar, yıllık 12 bin milimetre yağıştan bahsediyorum. Bizim en yağışlı ilimiz Rize 2000 milimetreden biraz fazla yağış alıyor. Burası 12 bin milimetre yağış alıyor arkadaşlar. Evet, Muson Asyası da dünyanın en yağışlı alanları arasındadır. Batı Avrupa kıyıları ve ileride öğreneceksiniz arkadaşlar, genel olarak ılıman okyanusal iklimin etkisinde kalan alanlarda en yağışlı bölgeler arasındadır. Akla ilk gelen bölge Batı Avrupa kıyılarıdır. Batı Avrupa kıyıları yıl boyunca Atlas Okyanusu'ndan gelen batı rüzgarlarının etkisinde kalacak. Her mevsim yağışlı bir iklimle dünyanın en yağışlı bölgelerinden biri olacaktır. Geldik dünyanın en az yağış alan bölgelerine. Dünyada en az yağış alan bölgelerin başında dönenceler civarındaki çöller gelir arkadaşlar. Özellikle de bakın burada Kuzey Afrika çölleri dünyanın en az yağış alan bölgelerinin başında gelir. Buralar dinamik yüksek basınç alanlarıdır. Tekrar söylüyorum, bu bölge dinamik yüksek basınç alanıdır. Basınç konusunda öğrenmiştik bunu arkadaşlar. Dinamik yüksek basıncın etkisiyle bu bölgelerde yağış oluşumu engellenmiş ve dönenceler civarında Kuzey Afrika'da dünyanın en büyük çölleri meydana gelmiştir. Dünyada en az yağış alan bir başka bölgede Asya'nın iç kesimleridir. Bu bölgeler deniz etkisine çok uzaktır arkadaşlar ve nem miktarı son derece azdır. Şiddetli karasallık etkisiyle bu bölgelerde dünyanın en az yağış alan bölgeler arasına girmiştir. Bakın arkadaşlar dikkat, Asya içlerindeki çöllerin oluşum sebebi sorulursa karasallık diyeceksiniz.
az önce bahsettiğim dönenceler civarındaki çöllerin oluşum sebebi sorulursa dinamik yüksek basınç diyeceksiniz. Aman dikkat. Evet, Orta Asya'da dünyanın en az yağış alan bölgelerinden biridir. Son olarak kutuplar çevresinden de bahsedeceğim arkadaşlar. Kutuplar çevresinde de yağış miktarı son derece azdır. Bu bölgeler soğuk olmasına soğuktur. Ve hani hocam yağış için gereken temel şart soğumaydı diyebilirsiniz. Ancak daha önce bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Kutuplarda nem miktarı son derece az olduğu için hava soğuk olmasına rağmen yağış oluşumu son derece az olacaktır. Evet, nem miktarının az olması kutuplarda yağış miktarının az olmasına sebep olmuştur. Sevgili arkadaşlar, dünyanın en az ve en fazla yağış alan bölgelerinden de bahsettim ve nem ve yağış konusunun da sonuna geldik. Böylece iklim elemanlarını da bitirmiş olduk. Sıradaki başlığımız yeryüzünde görülen iklim tipleri ya da başka adıyla makro klimalar olacak arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlarınıza Coğrafya Cep'te kanalından bahsediyorsunuz ve hala abone olmadıysanız abone oluyorsunuz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.